Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Hemen şurada sağda bütün modelleri sırasıyla izlemek isterseniz yaptığım modelleri burada beliren hobilerim tüm anlatımlı linkler bölümüne tıkladığınızda hepsini sırayla görebilirsiniz. Evet, bugün bu modeli paylaşmaya çalışacağım sizinle. Şimdi şu şablona göre öreceğiz. Şimdi şu alttan zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Bu şablonu videonun altında açıklamalar bölümünde linkini paylaşacağım. Şöyle bir rengim var. Güzel bir renk bu da. Tığımız da 5 numara 1.50 milimetrelik bir tığ. Bu tığla ördüğümüzde biraz daha büyük olacak. Daha ince tığlarla örerseniz daha küçük bir motif elde edersiniz. Şimdi şurası için 74 tane zincir çekiyoruz önce arkadaşlar ve komple 2 sıra trabzan yapacağız. 74 zincir üzerine 70 tane trabzan yaparak başlayacağız. Önce zincirimizi çekelim. Zinciri fazla da çekebilirsiniz rahat çalışmak için. Sonradan sökebiliyorsunuz. 2, 3, 4, 5. Şimdi bu zinciri ben 74 zincire tamamlayıp dönüyorum. Evet, 74 zinciri tamamladım arkadaşlar. Bakın şöyle bayağı bir büyük. Dediğim gibi şimdi ölçelim şunu. Daha küçük yapmak isterseniz tığı ince tutmanız yeterli. İp ince, tığı ince olursa 19 santimetre oldu. Şimdi bunun üzerine trabzan yapacağız. Kaç taneydi? 70 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. 74 zinciri çekiyoruz. Tığı bir kez dolayıp 1, 2, 3, 4. Şurada dördüncü zincire batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Kenar zincirle birlikte 2 oldu şimdi. Bu şekilde her bir zincirin üzerine batıyoruz. Devam ediyoruz. 4 oldu. Kenar zincirle birlikte sayıyorum. 5 6 7 8 Evet. Şimdi uzatmayayım ben burada. Komple zincir sonuna kadar böyle trabzanlarımızı yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi 70 tane trabzanı tamamladım. Zincirin sonuna kadar geldim. Burayı mutlaka sayalım. Saydım ben tam 70 tane. Bu da eksik olursa, çünkü yukarıda deseni kurmamız zorlaşır. Şimdi sona kadar geldim. 70 trabzanı tamamladım. Üzerine bir 70 trabzan daha yapıyoruz. Buradan 3 tane zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Bu birinci trabzanımız. Hemen ikincinin üzerinden batarak başlıyorum. Yine her bir trabzanın üzerine bir tane trabzan yaparak diğer başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Bu şekilde. Şurada hatta bakın bir zincirim arttı. Zinciri fazla çekip rahatça çalışabilirsiniz. Oluyor bazen alt sırada zincirin üzerine çalışırken gözden kaçırabiliyoruz, bir zincir atlayabiliyoruz. Onun için yavaş ve dikkatli yapmamız lazım. Tam 70 tane trabzan olması lazım. Farklı iplerle, farklı tığlarla ördüğünüzde de aynı şekilde trabzan sayısı yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde zincir, aynı şekilde 70 tane trabzan yapmanız lazım. Evet, şimdi böyle ikinci sırayı da yapalım. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim tekrar arkadaşlar. Şöyle komple trabzan yaptık. Yine 70 tane trabzan olacak. Alt sıramız bu şekilde. Şimdi büyük bir gül, kare gül deseni olacak bu. Evet, 3 tane zincir çekiyoruz. Buradan dönüyoruz. Zincir yine birinci trabzanımız. Hemen ilkine değil ikinciye batıyorum. İkinci trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 2 tane olacak. 3 4 5 Her birine bir kez batarak 7 tane trabzan yapıyoruz buraya.
2 4 6 oldu ve 7. Şimdi 7 tane trabzanımızı yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz ve sıradaki boşluktan sayıyoruz. 1 2 3 üçüncüye batıyoruz. Bir tane boşluk yapıyoruz. 2 zincir. 1 2 3 Sıradaki yuvadan 1 2 3 sayıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Her defasında üçüncüye batıyoruz. Tekrar 2 zincir. 1 2 3. 2 tane zincir. 1 2 3. Pardon, tekrar ediyorum şimdi burayı. Evet. 1 2 3 4 tane boşluk yaptım. Bu şekilde 19 tane boşluk yapıyoruz. Sonuna kadar gidiyoruz. Yine sonda burada 7 tane trabzamız olacak. 19 tane boşluğu tamamlayalım. Evet, boşlukları tamamladık. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19 tane boşluğu tamamladıktan sonra yine kenarda 7 tane trabzanımız olacak arkadaşlar. Bu 7 trabzanın da birincisi bu 19. boşluğu yaparken yaptığımız trabzan. Bunu 1 olarak sayıyoruz ve yanına devam ediyoruz şimdi. 2 3 4 5 6 ve sondaki trabzanı da tam tepesine batıyoruz. 7. Evet, kenar kısmını bu şekilde bitirdik. Boşlukları tamamladık. Tekrar şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir dönüyoruz. 7 trabzanlı kenar kısımlarımız hep aynı şekilde devam edecek. 3 zincir yine birinci trabzanımız olacak. Hemen ikinci yuvaya burada batıyorum. 2 3 4 5 6 son trabzanı da üstüne batıyorum. 7. Şimdi sırada boşluğumuz var ve 11 tane boşluk yapacağız. Yine 2 zincir çekiyoruz. Her trabzanın üzerine batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Birinci boşluğumuz. 2 zincir. Bir sonraki trabzana batıyoruz. İkinci boşluk. 2 zincir. Bir sonrakine batıyoruz. Üçüncü boşluk. 2 zincir. Bir sonrakine batıyoruz. Dördüncü boşluk. Evet. Şimdi boşlukları da tamamlayalım. Tekrar dönüyorum. Evet. Burayı da tamamladım. 11 tane boşluğumuz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 boşluk yaptık. Şimdi 3 tane boşluğun üzerine trabzanla dolduracağız. Şöyle sayıyorum yine trabzanları. Bu birinci trabzanımız olacak. Boşluğa batarak 2 tane daha yapıyoruz. Şimdi şununla birlikte saymaya başlıyorum. 2 boşluğa batıyoruz. 3 trabzanın tepesine batıyoruz. 4 boşluğa batıyoruz. 5 tekrar boşluğun içine batıyoruz. 6 trabzanın tepesine batıyoruz. 7 boşluğa batıyoruz. 8 boşluğa batıyoruz. 9 trabzanın tepesine batıyoruz. 10. 3 tane boşluğu 10 trabzanla doldurmuş olduk. Şimdi 5 tane daha boşluk yapıyoruz. 2 zincir. 1. boşluğumuz. 2 zincir. 2. boşluk. 2 zincir. 3. boşluk. 2 zincir.
4, 2 zincir ve 5. 5 tane boşluk. Kenarımız yine 7 tane trabzan olacak. 2, şuradaki trabzanla beraber sayıyoruz tabi. 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Süreyi de tamamladık. Şimdi geliyoruz. 3 tane zincir çekerek tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Ve kenardaki 7 tane trabzanı aynen örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şimdi boşluk yapacağız. 4 tane. Evet. 4 tane boşluk yapıyoruz. 2 zincir. Birinci boşluğumuz. 2 zincir. İkinci boşluk. 2 zincir. Üçüncü boşluk. Tekrar 2 zincir. Dördüncü boşluk. 4 tane boşluğu tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane dolgu yapacağız. Yani 6 dolgu demek 6 tane boşluğu trabzanla dolduracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şuradaki boşluğun üzerine kadar komple buraya trabzan yapacağız. Şimdi birinci trabzanı yapmış olduk. Şu son boşluğu yaparken bunu 1 olarak sayıyoruz. Boşluklara hep 2 defa batıyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 diyerek başlıyorum. 3, 4. trabzanın tepesine batıyorum. Sonra sırayla her birine batarak devam ediyorum. Şimdi kaç oldu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13'ü de trabzanın tepesine batıyorum. 13. Şimdi boşluğa geldik. 14. Tekrar boşluğa. 15. Trabzanın tepesine batıyorum. 16. Boşluğa batıyorum. 17. Tekrar boşluğa batıyorum. 18. Ve trabzanın tepesine batıyorum. 19. 6 boşluğa 19 tane trabzan yaparak tamamladık. Şimdi 3 tane boşluk yapıyoruz. 2 zincir. Sıradaki trabzana batıyorum. 1. boşluk. Tekrar 2 zincir. Sıradaki trabzana batıyoruz. 2. boşluk. Ve 3. boşluk. 3 tane boşluk yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane dolgu yapacağız şimdi. Pardon, 5 tane değil, özür. 3 tane dolgu yapacağız. 3 tane boşluğu dolduracağız şimdi. 1. trabzanı yaptık. Boşluğa batarak 2 diyerek saymaya başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boşluğa batıyoruz 8'e, 9, boşluğa batıyoruz, 10, trabzanın tepesine batıyoruz. Evet, şimdi 2 zincir. 3 tane boşluk yapıyoruz. Burada zaten 3 boşluğumuz var. Şimdi 3 boşluk yapıyoruz. 7 trabzan yapıyoruz. Tekrar dönüp 7 trabzan yapalım. Sonra birlikte devam edelim.
Evet, bu sırayı tamamladım. Bakın 3 tane boşluk yaptım. 7 trabzanı yaptım. Döndüm tekrar 7 trabzanı yaptım. Şimdi buradan devam ediyorum. 2 tane boşluk yapıyoruz bu sırada şimdi başlarken. 2 zincir. Yine ilk trabzanın üzerine batıyorum. Birinci boşluk. Tekrar 2 zincir, pardon, 2 zincir ve bir sonrakine battım. İkinci boşluk. Sırada 2, 4, 5 tane dolgumuz var. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane boşluğu dolduracağız. 5 boşluk demek 16 trabzan demek arkadaşlar. 3 boşluk 10 trabzan. 4 boşluk 13 trabzan. 5 boşluk 16 trabzan. Hep üçer üçer katlayarak gidiyor. Şimdi buraya 16 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğu dolduracağız. Birinci trabzanı yapmış olduk boşluğu oluştururken. İkinciyi yapıyorum ve boşlukları dediğim gibi her defasında hep 2 tane batıyoruz. 3 oldu. Şimdi trabzanın üzerine geldik. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, boşluğa geldim. 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi alttaki boşlukları hizalayarak sayıyorum. 5 tane boşluğu doldurduk. 16 tane trabzan yaptık. Şimdi bir tane boşluk yapıyoruz. 2 tane zincir çekelim. Sıradaki trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane boşluk yapıyorum. Evet, şimdi burada ne yapıyoruz? 2, 4, 5. Yine 5 tane dolgu yapacağız. Yani pardon, 5 tane, evet, 5 tane dolgu, yani 16 trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şuradaki boşluğun hizasına kadar gelmemiz lazım. Şöyle 16 trabzan yapıyoruz. Birinciyi yaptık. Boşluğa batıyoruz. 2 diyerek saymaya başlıyoruz. 3. Sonra trabzanın üstüne geldim. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 ve 16. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 boşluk. Tam buradaki hizaya geldik. Evet, bunu da tamamladık. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? 2 zincir çekelim. 2, 4, 6 tane boşluk var. Yani şu sıra sonuna kadar 6 boşluk yapıyoruz. 7 trabzan yapıyoruz. Tekrar dönüyoruz. Şurayı yapalım. 1, 2, 3. Buralarda trabzanların üzerine denk geldiğinde boşluklar hep 1, 2, 3 diyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Birinci boşluğu yaptık. Tekrar 2 zincir. 1, 2, 3 diyoruz. Son trabzanın üzerine batıyoruz. Sonrasında her bir trabzanın üzerine batarak devam ediyoruz. Şimdi burayı da video uzatmasın diye bu şekilde yapıyorum. Tamamlayalım. 7 tane trabzanımızı yapalım. Dönelim. Tekrar 7 trabzan yapalım. Buradan sonra beraber devam edelim. Evet. Tamamladım. Döndüm. Göstereyim tekrar şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluk yaptım.
7 trabzanı yaptım. Tekrar 7 trabzan yaptım ve döndüm. Bu sırayı da böyle tamamlamış olduk. Şimdi döndük, 7 trabzanı yaptık ve 14 tane boşluk yapıyoruz arkadaşlar. Ta ki nereye kadar? Şuraya kadar geliyor olması lazım. Şuraya kadar. Evet, 14 boşluk yapacağız. Yine 2 zincir çekiyoruz. Her trabzanın tepesine batarak bu şekilde örüyoruz. Evet. Şimdi 14 trabzanı yapalım. Pardon, 14 boşluğu. Trabzanların üzerine geldiğimizde yine buradan 1, 2, 3 sayıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Hep 2 tane atlayıp üçüncüye batarak yapıyoruz. Yani şurada şu hizaya kadar gelmemiz lazım. Tamamlayalım şimdi 14 trabzanı, dönelim. Evet. Tamamladım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane boşluk yaptık. Şurada dolgunun üzerine gelen kısımda bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane boşluğumuz olması lazım dolgunun üzerinde. Buradaki dolguya geçtiğimizde de 2 tane boşluk yaptık. 14'e tamamlamış olduk. Şimdi sırada ne var? 4 tane dolgu var. 4 tane dolgu 13 tane trabzan demek. Bu birinci trabzanımız diyoruz ve devam ediyoruz hemen yanında. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 11. boşluğa batarak yapıyorum. 12. boşluğa batarak yapıyorum ve 13. trabzanın tepesine batarak yapıyorum. 13 tane. Yine dediğim gibi 4 dolgu dediğimde 4 tane boşluk doldurma şeklinde düşünürseniz daha rahat. Yani illa 4 dolgu 13 trabzan aklınızda tutmanıza gerek yok. 4 dolgu 1, 2, 3, 4. 4 tane boşluğun üstünü doldurmak demek oluyor. Şimdi burayı da tamamladık. Bir tane boşluk yapıyorum. Sıradaki trabzana batarak. Ve buraya 7 trabzan yapıyoruz. Tekrar dönüyoruz. 7 trabzan yapıyoruz. Sonra birlikte örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. 7 trabzanı yaptım. Tekrar döndüm. Bu kenarlar 7 trabzanlar isterseniz arkadaşlar boşluk da yapabilirsiniz. İlla kenarı böyle dolgu olsun istemiyorsanız ya da altı da dolgu olsun istemiyorsanız buraları boşluk olarak da düşünebilirsiniz. 2 boşluk şeklinde de dönebilirsiniz. Şimdi trabzanları yaptım. Döndüm ben. Bir tane boşluk yapıyorum. 2 zincir çektim. Hemen sıradaki trabzana batıyoruz. Bir boşluk. 2 tane dolgu var sırada. 2 dolgu da 7 trabzan demek. Yani şurası gibi. Birinciyi yaptık. 2 diyerek saymaya başladım. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzan yaptım. 3 tane boşluk yapıyoruz şimdi. Pardon, söküldü. 2 zincir. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. Birinci boşluk. 2 zincir. Yine 1, 2, 3 dediğimizde son trabzana geliyoruz. İkinci boşluk. 2 zincir ve üçüncü boşluk. Şimdi 2 tane dolgu. Birinci trabzanı yaptık. Boşluğa batıyorum. 2 diyerek sayıyorum. 2, 3, trabzanın üzerine batıyoruz. 4, boşluğa batıyoruz. 5, boşluğa batıyoruz. 6, trabzanın üzerine batıyoruz. 7, 2 dolgu, 7 trabzan yani.
Şimdi bir tane boşluk yapıyoruz. Sonra 3 dolgu yapıyoruz. 3 dolguda 10 tane trabzan yapmamız lazım. Birinciyi yaptık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 tane boşluğu doldurduk. 2 4 6 7. Şimdi 7 tane boşluk yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 7 trabzana kadar. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Evet. 7 boşluk. 2 zincir çekerek her bir trabzanın üzerine batıyoruz. Devam ediyoruz böyle. Buraya kadar 7 tane boşluk yapıp yine 7 trabzanımızı yapalım. Dönelim. Tekrar 7 trabzan yapalım. Birlikte örmeye devam edelim. Evet. Döndüm arkadaşlar. Şimdi burayı da tamamladık. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane boşluk yaptım. 7 trabzan yaptım ve tekrar döndüm. Şimdi buradan 2 zincir çektim. 4 tane boşluk yapıyorum. Pardon, zinciri tekrar edelim. 2 zincir çektim. 4 tane boşluk yapalım. Birinci boşluk. İkinci boşluk. 3 4 4 tane boşluğumuzu yaptık. Şimdi 2 tane dolgumuz var. 7 tane trabzan yapacağız. Birinciyi yaptık. 2 diyoruz. 3 4 4. trabzan üzerine batıyoruz. 5 6 7 1 tane boşluk yapıyoruz şimdi. 2 zincir. Sıradaki trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane boşluk yapıyorum ve 2, 4, 6, 7, 7 tane dolgu yapacağız. 7 dolgu 22 tane trabzan demek ve şuradaki boşluğa kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 22 tane trabzan yapıyoruz. Birinciyi yaptım. 2 3. Şimdi bu şekilde her bir trabzan üzerine yapıyoruz. Boşlukta 2 tane yapıyoruz. Buraya kadar geliyoruz arkadaşlar. 22 tane trabzanı tamamlayalım. Evet. 22 trabzanı yaptım. Şuradaki boşluğun üzerine kadar geldik. Şimdi 2 4 5. 5 tane boşluk yapıyoruz buraya kadar. 2 zincir çekiyorum. Yine her bir trabzanın üzerine batarak devam ediyorum. Burada 1, 2, 3 hep üçüncüye batarak devam ediyoruz. 2 tane atlıyoruz, üçüncüye batıyoruz. Her dolgunun üzerinde bu şekilde boşluklar yapıyoruz. Pardon. Tekrar ediyorum şimdi buraya. Evet. 7 trabzanla kenarımıza geldik. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk yaptık. Şimdi 7 trabzanı tamamlayalım. Dönelim tekrar. 7 trabzan yapalım. Evet, döndüm arkadaşlar. Tekrar 7 tane trabzanı yaptım ve ne yapıyoruz şimdi? 5 tane boşluk var sırada. 5 tane boşluk yapıyoruz. Aynı şekilde 5 tane şöyle tarif edeyim yine 2 4 5 boşluk yaparak 2 4 6 7. Evet, 5 tane boşluk yapıyoruz buraya kadar. Sonra yine 7 tane dolgu yapıyoruz. Yani 22 tane buradaki 22 trabzan üzerine 22 tane trabzan yapıyoruz. Burayı tamamlayalım bu şekilde. 5 boşluk,
22 tane trabzan yapacağız. Buraya kadar gelelim şimdi. Evet, tekrar tamamladım arkadaşlar. Burayı böyle durdurup yapıyorum. Video çok fazla uzamasın diye. Şimdi 5 tane boşluğumuzu yaptık. 22 tane trabzanımızı yaptık. Buraya kadar bir tane boşluk yapalım şimdi. 2 zincir. Birinci boşluğumuz. 3 tane dolgumuz var şimdi sırada. Evet, 3 tane dolgumuz var. 10 tane trabzan yapıyoruz. Birinciyi yaptık. Boşluğu yaparken 2 3 4 5 6 7 boşluğa batıyorum şimdi 8 tekrar boşluğa batıyorum 9 ve 10. Evet. 3 tane dolgumuzda yaptık. 3 boşluk yapıyoruz ve kenarı tamamlıyoruz şimdi. 2 zincir. Birinci boşluk, 2 zincir. İkinci boşluk, 2 zincir. Üçüncü boşluk ve 7 tane trabzanımızı örelim şimdi. Evet. 3 tane zincirimizi de çekelim. Şimdi devamlı bir sonraki bölümde yapacağım arkadaşlar. Buraya kadar şöyle tüneyince daha güzel duracaktır tabii ki. Şurası fazla gibi görünebilir gözünüze ama şuradaki yaptığımız boşluklardan kaynaklanıyor. Şöyle açarak ütülediğimizde hepsi aynı hizada olacak. Şimdi gül desenini buradan koymaya başladık. Bir sonraki bölümde aynen bu kaldığımız yerden örmeye devam edeceğiz. Şuradan bunu takip ederek gidiyorum bakın. Şuradan da çizelim. Her yaptığım sırayı bu şekilde çiziyorum. Şimdi buradan geldik, böyle ördük. Sonra buradan devam edeceğiz şimdi. 2 dolgu 3 boşluk şeklinde örmeye devam edeceğiz. Şu kadar bir alanımız kaldı. Şimdi şu kadarını yaptık. Evet. Sonraki bölümde arkadaşlar buradan kaldığımız yerden örmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi bu kenarları yapmak zorunda değilsiniz. Sadece gül deseni de çıkartabilirsiniz. Kenarları boşluk yapabilirsiniz ya da burayı hiç yapmayabilirsiniz. Mesela şu kenarda bir boşluk gidebilir. Bu kenarda da bakın boşluk zaten var. Yani istediğiniz gibi örebilirsiniz. Gülü çıkardıktan sonra sadece şu kısmı uygulayarak sadece gülde yapabilirsiniz. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. İnşallah güzel olur, beğenirsiniz sizler.